Başkır'ın evi ve arazisi didik didik aranıyor. Satı Ermiş'i arama çalışmalarından canlı yayın az sonra Müge Anlı'da. Ölmeden Allah'tan tek dileğim annemi görmek istiyor. Hiç görmedim, hiç. Anne özlemiyle geçen zor bir hayat. Bu yaşıma kadar anne sevgisi tatmadım. Onun için tek sığınacağım siz kaldınız. Sizden başka kimsenin kapısını çalamadım. 27 yıl süren hasret dakikalar içinde son buldu. Gülsen, annen telefonu attığımızda. Anneni bulduk. Hadi gözün aydın. Anne! Efendim kızım? Anneciğim, buraya gelebilir misin? Tamam, geleceğim yavrum. İyi, hadi bakalım, topla gel çocuklarını, bekliyoruz seni. Anne kızın kavuşması az sonra Müge Anlı'da. Tren garına bıraktığı 7 aylık bebeğini 40 yıl sonra aramaya geldi. Ben olabilirim diyen bir kadın çıka geldi. Merhaba. Baktım, hepsi bana uyuyor. Hadi o zaman sizi DNA testine gönderelim. Tren garına terk edilen bebek yoksa Sevgi Hanım mı? İnşallah çıkacak olan sonuçta Gülizar Hanım'dır. Gülizar Hanım'ın 40 yıllık evlat özlemi. Kızım olmasını istiyorum. Sevgi ve Gülizar. Acaba anne kız olabilirler mi? DNA testinden ne sonuç çıkacak? Az sonra Müge Anlı'da. 23 Ağustos'ta Ankara Beypazarı'nda kaybolan 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in telefonunun son kez sinyal verdiği İnözü Vadisi'nde hareketli saatler yaşandı. Şimdi Satı Hanım'ın gittiği bir güzergah var, telefon sinyallerinden görülüyor. O güzergahta da bir yangın çıkıyor. Yayında bunu konuştuktan sonra dün de jandarma olay yeri ekibiyle beraber oraya intikal etti. Orada da birkaç yerde bir şeylerin kazılıp gömüldüğüne dair İzler buldular. Böyle insanlar gömüldükleri yerler tabii belli oluyor ya. Yani mesela böyle çökmeler falan oluyor. Yakarlarmış ki o küller böyle dışarıdan bakıldığında dümdüz gözükmesine neden olurmuş. Acaba böyle mi diye dün jandarma gece geç saatlere kadar orada arama çalışmaları yaptı. Ancak buradan bir sonuç çıkmadı. Şimdi Gökhan Bektaş da bahsi geçen İnözüm evkindeki yerde, bu yanan arazide ve Gökhan da gösterecek, Satı Hanım'ın telefon sinyallerinin kesildiği yer o kadar geniş bir arazi ki oralarda kadıncağızın kesildiği için telefonu acaba oralarda mı diye insan düşünmeden de edemiyor. Görmüş olduğunuz alanın sağı, solu tamamen yanmış. Buradaki köy sakinleri bu bölgede anız olmaz, yani bu yangının bir mantığı, bir sebebi yok dediler. Üstelik hayvancılık yapılıyorsa zaten şimdi yakılmasının bölgeyi herhalde hiçbir anlamı yok. Biz Mustafa Başkan'ın ifadelerinde okuduk ki ben benzin aldım, bakkala gittim, bakkaldan döndüm, evime gittim, demedi mi? Evet, aynen dedi. Bu şekilde. Tamam. Şu benzinler girdi, tüp alırken aradı. 3,5 mü 3 mü diyor o sıraları. Ben gidiyorum köyüme dedi. Siz bu noktada arabanızı park ettiniz ve iki marketten de alışveriş yaptınız. Bir oranın önüne eğledim, aldım öteberi, bindim arabama, gittim köyüme. Kaç dakika sürdü bu işlemler? 3-4-5 dakika anca sürdü. İstikamet neresiydi? Uruş. Evine giderken bu yangını görebilecek yoldan mı gidiyor? Hayır, hayır Müge. Nasıl görmüş o zaman bu yangını da Mehmet Bey haber vermiş? Bu nokta çukura düştüğü için bu noktayı görebilmek, tespit edebilmek mümkün değil. Eve giderken buradan mı geçiyor yol? Hayır Müge Hanım, buradan geçmesi mümkün değil. Yani buradan geçmiyor. Yani o zaman yangınla ilgili bilgiyi işte bu nasıl sorun edindi? Nerede gördü, nasıl bu ihbarda bulundu? Çözüm noktası i̇şte bu. İşte açıkçası bu soruyu kendisine yöneltmek için defaatle de aradık. Ancak hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Baştan bu yana ben Mustafa Başkır'dan şüpheleniyorum. Çünkü her şey onu gösteriyor. Madem suçsuz, madem günahsız, gelsin buyursun, söylesin, kendini savunsun. Polisteki ifadesinde yangından hiç söz etmeyen Başkır'ın neyi sakladığı merak konusu oldu. Şimdi soruluyor Mustafa Bey'e, deniliyor ki sen neden Mehmet'le konuştun? 4 kere telefon konuşması var. Bize ne diyor Mehmet Bey? Yangını bana haber verdi diyor. Mustafa Bey'e soruyorlar, sen niye konuştun Mehmet Bey'le? O da diyor ki tarım işi yaptığımız için bunun üzerine konuştuk. Şimdi bir yangın mevzusu varsa niye o zaman polise verdiği ifadede yangının çıktığını söyledim demiyor? Yani ya Mehmet Bey doğruyu söylemiyor ya Mustafa Bey doğruyu söylemiyor. Adeta sessizliğe gömülen Mustafa Başkır'dan herhangi bir açıklama gelmezken programımızı arayan bir izleyicimiz pikniğe gittiği İnözü Vadisi'nde dikkatini çeken bir ayrıntıyı aktardı. Biz 15 gün önce pikniğe gitmiştik.
Karadeniz Vadisi'nde bir bayan ayakkabısı, babet, delikli mavi, bir de çala çamura karışmış battaniye. Çeşmenin yanında, menfezin başında. Battaniye ve delikli mavi bir ayakkabı, babet. Var evet. mı annenin öyle bir ayakkabısı babet. Acaba? Üstü delikli delikli bir tane var. 37 numara falan, bayağı küçük. Evet, küçüktü. Satı Ermiş'in üniversite öğrencisi oğlu Rıfat herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Hanımefendinin biraz önce bağlandığı tezide gibi üzeri delikliydi. Babet tarzı almıştık. Peki ne renk? Ya siyah da değildi. Böyle mavi tonlar vardı. Üzeri delikli bir ayakkabı. Babet tarzıydı. Gökhan bir gitseniz hemen bize bir ayakkabıyı göndersen. Hani tanır mısın annenin ayakkabısını tamam, hemen, görsen? Hemen Mügen. Hadi Gökhan'cığım ya ne olur. Canlı yayın sırasında yaşanan bu sürpriz gelişme üzerine haber ekibimiz koyu renk kadın ayakkabısının görüldüğü bölgeye doğru hareket etti. Eğer hanımefendinin başına bir şey geldiyse gerçekten ayakkabı onu çıksın yani. Ne olduysa. Artık ona bile razıyım. Çıksın ki düğmeye basılsın. Herhalde geliyoruz piknik alanına. Burası İnözü Vadisi'ne gidiyor. Tahminimizce bir 5 dakikalık yolumuz kaldı. Burası az önce araştırma yaptığımız bölgenin tam tersi bir istikametinde bir bayrağın olduğu bölgede ve orada bir çeşme ve çeşmenin hemen çevresinde bir menfezden bahsetti izleyicimiz. O menfezi bulacağız. Biz de şu anda heyecan içerisindeyiz. Bir vadinin içerisinden geçiyoruz. Bilmiyorum ya aklım yani diyor ki o ayakkabı işte Satı Hanım'a ait çıksın. Kalbim çıkmasın bir yerde olsun bulalım diyor. Çok insanın aklıyla kalbinin çatıştığı noktalar bunlar. Anlatılana göre şu kavşağın ilerisi olması gerekiyor. 1-2 dakikalık mesafemiz kaldığını düşünüyoruz. Annemi aramak için ben de bu yollara gittim. İleride bir yeşil yavaş alanda. Yavaş yavaş. Gittin misin? Gittim. Evet, dur burada. Dur, dur, dur. Evet, geldik. Evet, geldik. Müge Hanım şu anda izleyicimizin vermiş olduğu noktaya geldik. Bu bölgede hemen bir araştırmaya başlayacağız. Menfez dediği burası, yolun altı. Burada bir ayakkabı var. Buldun mu? Evet, şurada burada bir ayakkabı bulduk. Babet tarzında bir lacivert ayakkabı. Sağ teki şu anda burada. Fotoğrafını çekip atar mısın bize? Hemen. Fotoğraflayalım hemen. Üzerinde numarası yazıyor mu? 38. Ayakları şiş olduğu için bazen 38. Babet'ten bahsediyoruz. Bana atar mısın? Siz de Müge Hanım. Bu ayakkabı. Değil gibi. Kenarları ha. beyaz. Ayağı şiş biri giymiş ama daha yeni mi? Bizim aldığımız. Oğlunu bağlayabilir misiniz? Ona atsak tanır mı annesinin ayakkabısını? Peki bu ayakkabının üzerinde bir etiket ne bileyim. Tabanı biraz yıpranmış yani ayak tabanı biraz yıpranmış vaziyette. Üzerinde herhangi bir marka belirtisi yok. Rıfat'cığım geldi mi fotoğraf? Evet geldi abla. Bu mu? Hayır abla o değil. Bu değil. Değil abla eminim. Peki annenin var mı böyle bir ayakkabısı? Yani yine buna benzer var. Delik gibi ön tarafı delikli ama bu ayakkabının tamamı delikli yani. Sadece ön tarafında ufak delikler vardı yani. Sen hatırlamıyorsun değil mi annen? Bu ayakkabı kimin acaba? Valizem ayakkabı da çıkmadı. Ayağındaki ayakkabıyla. Çanta da yok ayakkabı da yok. Tabii o güvenlik kamerası görüntülerinden de nasıl bir ayakkabı giydiğini göremiyoruz. İşte göremiyoruz. Evet. Sıkıntı orada. Üstündeki lacivert bir elbise var ama. Lacivert elbise, lacivert de ayakkabı. Gökhan'cığım. Duyuyorum yani Müge Hanım. Rıfat'ın Buyurun, aldığı Müge Hanım. Ayakkabı değil diyor ama ben yine de yani %100 emin olarak bu ayakkabı benim annemin değil diyemediğimizi düşünüyorum. Ya belki de hani yeni de almış olabilir. Çünkü annem çok fazla ayakkabı alan bir insan değildir. Dediğim gibi valizini ben özellikle inceledim.
Bir çanta, bir ayakkabı. O da üstündekiler. Peki bu ayakkabı eski bir ayakkabı mı? Eskimiş diye mi atılmış? Müge Hanım, açıkçası tabanında yıpranmışlık mevcut. Ama kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir bir ayakkabı. Hemen sağ tarafta da yine izleyicimizin belirtmiş olduğu o battaniyeyi de bulduk. Oraya doğru geçiyorum. O da şu anda toz toprak içerisinde. İçine bir şey sarılmış bir havası da var. Şu anda oldukça sert ve katı bir şekilde duruyor ama içinde bir şey olabilir mi, olamaz mı? Açıkçası buradan net bir şekilde temas etmedikten sonra çok fark etmek mümkün olmuyor Müge Hanım. Menfezin içerisi boş Müge Hanım. Menfezin içerisinde herhangi bir şey yok. Sen bana bir onun da bir fotoğrafını gönderir misin? Bu battaniye o taşın altını sıkıştırılmış ya da toprağın altına, evet, gömülü senin bu. Kaya gibi gördüğün şey. Battaniye uzantısı gibi. Katlanıp atılmış gibi. Yani içine bir şey saklanmış olabilir. İçine bir şey gizlenmiş olabilir. Tamam Gökhan'cığım, gözümüz kulağımız sende. Beraber olalım. Bir bütünün parçası olmanın mutluluğunu yaşayalım. Biz bu programda aslında o mutluluğu yaşıyoruz. Güçlüsünüz. Hayatta durduğunuz yerin farkında olun. Biz doğrunun tarafıyız. Ümit taşıdığımız müddetçe hayattaki her şeyin üstesinden gelebiliriz.